toksin yükü meselesi de, kronik hastalıkları sorunu da bugünlerde her zamankinden çok daha önemli. Nedeni şu, pandemi henüz bitmedi ve pandemi tehdidi hala sürüyor. Bu tehditten en çok etkilenenler de maalesef kronik hastalıklı problemi olanlar. Bu kronik hastalıklar meselesini önlemede de anlamada da bazı temel noktalara dikkat etmemiz lazım. Daha önce de söyledim, D vitamini seviyeniz ve öykü vitamini seviyeniz, kilolu olup olmadığınız, insülin direncinizin bulunup bulunmadığı, şeker eğiliminizin, tansiyon eğiliminizin olup olmadığı kronik hastalıklar açısından son derece önemli. Bağışıklık sistem hastalığı geçirmediğiniz, kronik bir bağışıklık sorununuzun olup olmadığı ve başka bir bağışıklık problemi yaşayıp yaşamadığınız da çok önemli. Ama en az bunlar kadar önemli bir şey daha var. Eğer vücudunuzda glutatyon rezerviniz yeterli değilse, kronik hastalık ihtimaliniz artıyor. Glutatyon rezerviniz yeterli değilse başınıza olmadık işler geliyor. İşte bu nedenle glutatyon rezervi hakkında ya glutatyonu ölçtürerek ya da kanda bazı tetkikler yaptırarak fikir edinmek lazım. Bu tetkiklerden birisi de GGT testi. Gamma glutamin transferaz. Gaziantep, Trabzon. Bu test normalde hastanelerde karaciğer fonksiyon testi olarak yapılıyor ve son derece ucuz. Ama aslında çok daha karaciğer fonksiyonundan çok daha önemli bir test. Çünkü gamma GT yükselirse, gamma glutamin transferaz yükselirse bu sizin vücudunuzun ama özellikle karaciğerinizdeki faz 2 toksinden arınma sisteminin bunaldığını ve glutatyon transferi için hücre dışındaki glutatyonu parçalayıp oradan kendisine glisin almaya çalıştığını, sistein almaya çalıştığını, özellikle sistein yükünü çoğaltmaya çalıştığını gösteriyor. İşte bu nedenle GGT testinizi bugünlerde bana sorarsanız tıpkı D vitamini B12 ölçümü gibi yaptırmayı ihmal etmeyin. Ve GGT'nizi erkekseniz 40'ın, kadınsanız 35'in altında tutmaya çalışın. Hatta mümkünse 20'lerde tutmaya çalışın ve 20'nin üzerine bir alarm işareti gibi sayın. GGT'nizdeki küçük yükselmeleri bile ciddiye alın. Bu nedenle GGT testi tekrarlıyorum çok önemli. Tabii ki bu arada glutatyonun da önemi ortaya çıkıyor. Çünkü glutatyon vücudumuzun temel antioksidanı. Ama sadece basit bir antioksidan değil. Biliyorsunuz kronik hastalıkların oluşumunda şekerlenme yani glikasyon, oksidasyon yani antioksidan rezervlerinin azalması ve aynı zamanda da inflamasyon yani iltihaplanma önemliydi. İşte glutatyon özellikle bu antioksidan gücü sayesinde paslanma süreçlerini bloke ederek bizim kronik hastalıklara yakalanmamızı önleyen mucize bir molekül. Diyebilirim ki uzun yaşamla daha kısa bir yaşam, diyebilirim ki sağlıkla hastalık, diyebilirim ki varlıkla yokluk arasındaki çizgide bu molekül çok önemli rol oynayan birkaç molekülden biri. İşte bu nedenle glutatyon rezervinizi olabildiğince artırmaya çalışmanız lazım. Bunun nasıl yapılacağını bir sonraki videoda size daha detaylı olarak açıklamaya çalışacağım. Ama bugün hemen şunu söyleyeyim. Glutatyon rezervinizin sıkıntıda olduğunu gösteren önemli işaretlerden birisi GGT testidir. GGT testinin yükselmesi sadece sizin fazla miktarda alkol aldığınızı ya da sadece karaciğerinizin yağlandığını gösteremez. Aynı zamanda vücudunuzun bir glutatyon ihtiyacı içinde olduğunu ve glutatyon üretimini sizin ihtiyaç içinde bulunduğunuzu gösterir. İşte bu nedenle GGT testini lütfen bu yaz sonu neredeyse geldi ve pratik bilgiler bölümünün önemli bilgilerinden biri olarak bir yere kaydedin ve bundan sonra ilk yaptıracağınız sonbahar check-up'ında GGT testinizi yaptırmayı ve GGT seviyelerinizi bundan sonra dikkatle izlemeyi, tıpkı D vitamini izler gibi, tıpkı B12'nizi izler gibi dikkatle izlemeyi lütfen ihmal etmeyin.